gösterirler. Yani bunu anlamak lazım. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Can Dündar, siz de dinlediniz. BDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün akşamdan bu yana meydana gelen gelişmeler ilişkin görüşleri böyleydi. Artık Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karara göre BDP'nin de kararı şekillenmiş olacak. Söz tekrar sizde. Teşekkürler Nizam. Biz de Cengiz Çandar'la değerlendirmeye devam edeceğiz. İki yol görünüyor. Ya YSK çözecek bunu ya meclis çözecek, değil mi? Başka bir yolu yok. Makul o. Yani, fakat buradan anlıyoruz ki meclis yani şeye gidecek, yerel mahkemeye ve yerel mahkeme daha önce de söylediğini tekrar edecek. Yani benim bu konuyla ilgim yok diyecek. O zaman meclis kapısı mı? Şimdi zaten bu kararın hukuki olmaması iddiası bununla ilgili. Hı. Yani YSK yüksek yargı organı ve hukukçulardan oluşuyor. 6 Yargıtay, 5 Danıştay kökenli yüksek yargıç var. Hı. Orada. Ama gel gelelim bir kanuna dayanarak işlem yapıyorlar. Fakat hukuki bir işlem değil. Neden? Selahattin Demirtaş'ın söylediği nedenden. Şimdi yanılmıyorsam 2006 tarihli adli sicil yasasında bu infaz sonrası 3 yıl geçtikten sonra memnu hakların iadesine dair bir kağıt alınmasına dair bir hüküm var. Fakat ceza mahkemeleri usulü kanunda 2005'te 2006'da yapılan yeni ceza kanunu ve Cumhur'da o hüküm iptal edilmiş. Dolayısıyla gittiğiniz zaman mahkemeye bana bu kaldırılmış diyor. Kaldırılmış diyor. Olmayan şeyi ben sana niye veririm diyor. O da onu söylüyor. Orası kapalı mı o kapı? Şimdi bu hiç yaratıcı olmayan kötü bir yorumla varılan bir sonuç olduğu için vallahi getirmediler evrakı. Memnu hakların iadesine dair bir kağıt getirmediler diyen Yüksek Hakimler Kurulu'nun değerli yargıçları pekala diyebilirler ki daha diğer kanunlara bu hükmün kaldırıldığı kanunlara bu kanunlarda o hüküm kalktığına göre bu şartın aranmaması da düşünülebilir der, çözer meseleyi yine. Ama bir kere ben böyle bir hükme vardım, 48 saat sonra bunu değiştiremem arkadaş derse, diye ısrar ederse o zaman meclis kalıyor tabii. Başka peki çaresi... meclis toplanabilir mi gerçekten? Yani büyük çoğunluğu %60'ı galiba tekrar seçilemeyecek durumda olan parlamenterleri geri çağırsa o meclis geri gelir mi? Ya da gelse de oy verir mi böyle bir şeye? Şimdi bu öyle bir konu ki seçimin selameti, aritmetik hesaplar, bir daha kim seçilecek seçilmeyeceğin ötesine geçmiş. Türkiye'nin geleceğini dinamitleme potansiyeli taşıyan çok ciddi bir kriz ifade ediyor. Orada artık milletvekillerinin vatanseverane duygularına dayanmaktan başka bir çare yok. Bir de nereden baksanız eğer iktidar partisi AK Parti evet derse başbakanın karizması var genel başkan olarak. Grubunu getiremiyorsa meclise o zaman zaten Türkiye yönetme iddiası ama başbakandan ses bile çıkmadı. Bugün sen tavır almaya çağırdın ama 24 saattir daha bir tepki yok. Bunu neye yormamız lazım bu sessizliği? Vallahi şimdi tabii başbakan bir sürü ince hesap yaptığı gibi bir sezgim var benim. Çünkü dün de bazı AK Parti çevreleri ile konuştuğumuzda ya bu öyle bir zamanda Yüksek Seçim Kurulu bizim başımıza öyle bir iş çıkardı ki öyle de çözülse, böyle de çözülmese 3 puan mı MHP'ye gider, 2 puan mı MHP'ye gider diye başbakan hesap yapıyordur herhalde dediler. Şimdi bir hesap... MHP tavır aldı, destekledi YSK kararını. Şimdi evet yani başbakanın seçim stratejisi MHP'yi zayıflatmak ve Kürt meselesi üzerinden MHP'ye argüman kozu vermemek üzerine inşa edildiyse ki ona dair emareler var. O zaman başbakan elinde bir hesap cetveli topluyor, çıkarıyor, bölüyor, çarpıyor filandır yani şeyi. Bu durum AK Parti'ye neye ne kadar mal olur ve hangi tercihi öne almak gerekir diye. Ama bir yandan da iki önemli AK Parti mensubunun çok enerjik çıkışına da tanık olduk. Olumlu anlamda söylüyorum. Biri meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'in beyanı. Bir de az önce NTV haberlerinde vardı. Az önceki bölümde yoktu. Egemen Bağış'ın Büyüksel'de kullandığı sözcükler ve ifadeler. Şimdi Egemen Bağış hükümet üyesi. Başbakan'a son derece yakın. Öbürü de
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Parti milletvekili olan başkanı. Başbakan herhalde bir takım şeyleri ölçüyor, biçiyor. Fakat en azından meclis başkanı ve Egemen Bağış'ın çıkışları, başbakan bu yönde bir adım atarsa ön hazırlık gibi algılayabiliriz. Peki BDP cephesinden ne beklersin? Yani bu yükselen bir kriz var, sokağa dökülen olaylar var. Galiba bir İmralı görüşmesi var. Yani nasıl bir tavır beklersin? İmralı görüşmesi Koster hava muhalefeti nedeniyle yarın gidemiyormuş. Onun üzerine avukatlar aralarında Aysel Tuğluk da var. Perşembe günü, cuma günü gitmek üzere başvuracaklarmış. Şimdi gene bazen hava muhalefeti siyasi bir hava muhalefeti de oluyor. İlla o meteorolojik bir hava muhalefeti olmuyor. Bu hangisi bilmiyorum açıkçası. Ve bu kadar önemli bir krizde Abdullah Öcalan'ın Kürt siyasi hareketi üzerinde tartışılmaz bir etkisi ve otoritesi göz önüne alınırsa ne yapıp yapıp avukatları götürmek icap eder de aksine yorumlara yol açmamak için. Yalnız bu soruya ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum. Türk devlet sistemi çok monolitik ve homojen değilse, içinde bir sürü eğilim birbirine giriyor, bazıları kesişiyor, birbiriyle çatışıyor. Bütün adli süreçlerde, Ergenekon'da, şurada, burada bunlara nasıl tanık oluyorsak, devlet kurumlarının içinde muharebeler cereyan ediyor. Devlet kurumları arasında cereyan ediyor, şahsiyetler arasında oluyor. Benzeri bir durum, aynı yoğunlukta olmasa dahi Kürt siyasi hareketi içinde var. Bu Kürt siyasi hareketi dediğim zaman parantezin en ucunda ve merkezinde aslında PKK var. Onun bir takım türevleri var. BDP'yi de o siyasi alanın içinde, üstünde bir yerde mütalaa etmeliyiz. Yani. Ama öne çıkmış alan değil mi son dönem? Şimdi bir de Kandil var. Bir de İmralı var. Şimdi liderleri bu akımın, bu siyaset alanının lideri İmralı'da. Ve tartışmasız lider. Rakibi falan yok. Kandil'de ise çeşitli kümeler var. Ve orada girift ilişkiler var. Oradaki eğilim farklılıkları aynen Türkiye'de sahaya yansıyor. Sadece BDP'ye yansımıyor. Sokaklara da yansıyor. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. BDP'nin de içinde bulunduğu geniş çerçevenin bulunduğu zemin üzerinde sertlik yanlısı, işte çok medyatik klasik deyimle şahinler var. Bu iş böyle devam etsin diyenler var. Türk devlet sistemi içinde de var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı üzerine tamam işte görüyorsunuz, yani yasal zemin üzerinden Kürtlere bunlar hayat hakkı falan vermeyecek. Meclise mücadeleye dönelim diyen kanat. Dağlar bizimdir. Devam vuruşarak mesafe alalım diyen eğilimin şu anda eli güçlenmiş gibi gözüküyor ve gerek İstanbul'da bugün, gerek Güneydoğu'nun her yerinde yayılan gösterilerde bu zihniyetin etkisi var, ama halkın da az önce Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi kendiliğinden gelen bir infial duygusu var. Bu denklemin içinde İmralı'da bulunan kişi yasal zemin üzerinden manevra alanının genişlemesi konusunda özenli davranıyor. Şimdi ben BDP'nin karar açıklamayı, çekileceğiz mi çekilmeyeceğiz mi, sadece prosedürel, işte daha itiraz süresi var mı yok mu, daha ziyade aslında orayı bekliyor. Biz de yani, çünkü hatırlarsak DTP kapatıldığı vakit 2 yıl önce 2009'un Aralık ayında sineği millete dönüyoruz diye terk ediyorlardı. Ya durun etmeyin yani. Bakalım ne diyecek Abdullah Öcalan filan dediler. Ne münasebet, terk ediyoruz. Sonra Abdullah Öcalan oturun, oturduğunuz yerde gidin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışın dedi. Kararı geri aldılar. Şimdi cuma günü oradan gelecek habere kulak kabartmak lazım. Bir telefon geldi biraz önce konuştuklarımız üzerine. Sami Selçuk, Yargıtay Onursal Başkanı, bazı hukuki galiba mütalalarda hatalar yaptığımızı düşünüyor. Bağlanmak istemiş. Hemen alıyoruz. Sami Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Selamlar, Bey de selamlıyorum. Eksik olma, sağ olun. Siz nasıl yorumluyorsunuz ve burada bir yorum hatası gördünüz mü? Hemen bir düzeltme yapayım. Ben onursal sözcüğünü kullanmıyorum. Eski Yargıtay Başkanı olarak peki arkadaşlarımıza söylemiştim. O düzeltmeyi yaptıktan sonra hemen bir iki noktaya değinmek istiyorum. O da şu. Şimdi Cengiz Bey, sevgili Cengiz Bey bir şey söyledi, dedi ki bu bir yorum meselesidir.
yorumu başka türlü yani Yüksek Seçim Kurulu yapabilirdi. Demeye getirdiğini sanıyorum. Hayır, yorum bir disiplindir. Yorumun dış sınırı yasadır. Yasanın dışına yargıç çıkamaz. Asıl o zaman çıktığı takdirde işte ülkenin menfaatleri şöyledir böyledir dediği anda yargıç siyaset yapmış olur. Yargıç bundan kaçınmak zorundadır. Biz siyaset yaptığı için yargıçlara sürekli saldırıyoruz. Ama işimize gelmediği zaman, hoşumuza gitmeyen bir karar olduğu zaman yargıca siyaset. Bunu bir kere saptamanız mümkün değil. Bir iş dünyasıyla ilgili. Yargıç da ben siyaset yaptım demiyor. Şimdi bakın, anayasanın 76. maddesi böyle olduğu sürece bu sonuçta herkesin katlanması gerekir. Yapılacak şey anayasayı değiştirmekle başlar. Seçim yasasının belli maddelerini değiştirmekle başlar. Şimdi bir yasa çıksa, Sayın Cengiz Çandar İstanbul'da yaşıyor. Bir yasa çıksa, dese ki İstanbullular her gün saat sabahleyin 6 sularında 10 dakika amuda kalkacaklar. Amuda kalkmadıkları takdirde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bir yargıç ben bunu hukuka aykırı buluyorum, bunu beğenmiyorum diyerek onu uygulamaktan kendisini alakoyamaz. Beğenmediği bir yasayı yargıç yine uygulamak zorunda. Peki Sami Bey, bunu not ettik. Siz bu düğümün nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz? Bakın, yani bir anayasa değişikliği mümkün görülmediğine göre. Yani anayasanın 76. maddesi sakat, seçim yasası sakat. Bir ülke düşünün ki bir parti %10 barajını dolanabilmek için bağımsız aday gösteriyor. Siz bunun çarpıklığını hiçbir dünyada kimseye anlatamazsın. Böyle bir şey olabilir mi? Ama önümüzde çok pratik bir çözüm ihtiyacı var. Bakın, bir kere yasak hakların geri verilmesi kurumu Türk Ceza Yasası'nda dışlandı. Ancak Türk Ceza Yasası'nın dışındaki yasalar, anayasada dahil böyle bir şey yaparlarsa bu kurum yürütülür, yürümektedir. Adli Sicil Yasası'nın 12. maddesinin A fıkrasını okuduğunuz zaman bunu görürsünüz. Koşulları vardır, 3 yıl geçecektir, infaz tamamlanacaktır vesaire. Bu buna giren bir durum söz konusu. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda benim kanaatimce yapılacak olan tek çözüm yolu meclisin bir an önce toplanması ve derhal gerekli değişiklikleri yapması ve anayasanın seçimle ilgili yasağını da aşar biçimde bir düzenlemeyi tezelden yapmasıdır. Bunun yolu budur. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'nin yüksek menfaatleri şunu gerektiriyor vesaire diyerek, yorum kurallarını çiğneyerek, ki buna İtalyanların bir sözü var, norma işkence etmek derler. O şekilde dolanmak suretiyle karar vermesi mümkün değildir. Herkes uygulanabileceğini düşünüyor musunuz Sami Bey? Yani bu seçim takvimi içinde meclisin toplanıp anayasayı ve... Niçin toplanması? Meclis dağıtılmış değil ki. Milletvekillerinin milletvekilleri yenisine kadar sürüyor. Milletvekilliği kalkmadı ki. İsterlerse toplayabilirler. Niye toplanmasın? Hayır, toplanır. Bu değişiklik yetişir mi yani bu seçime? Hayır, böyle bir değişiklik. Seçimlerle ilgili o bir yıllık süreler şunlar bunlar onları aşacak şekilde bir düzenlemeyi muhalefetin de yardımıyla anayasal boyutta pekala değiştirebilirsiniz. Evet. Başka da bir yol görünmüyor diyorsunuz. Bu tek seçenek. Tabii. Diyorsunuz. Bunun yolu budur. Ve %10 barajını %4'e düşürebilirsiniz. Ben %4'ü aşmaması gerektiği kanısındayım. Evet. Yapılan araştırmalarda bunu doğruluyor. Sami Bey, evet, çok teşekkür ederiz bu katkınız için. Ben bugün sizin şeyinizi arkadaşınıza dedim ki herhangi bir görüş belirtemem çünkü resmi gazetede yayınlar. Biz evet çok istedik bugün bizlerle olmanızı. Gerekir. Bu ihtiyaçlı davranmama rağmen bu konuşmalar üzerinde bunu yapmak gereği duydum. İyi ettiniz. Çünkü biraz önce iki arkadaşınız da sizin televizyonda konuştu. Hayır, yargıçlar yasalara bağlı kaldığı sürece ancak o zaman... Böyle bir şey yapılamaz. Kalırlar. Çok teşekkür ederiz. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Cengiz abi. Sami Selçuk bizim çok eski dostumuz. Bu vesilelerle sesini ve yüzünü görüyoruz.
da sanıyorum ikimizi